Dünkü dersimizde nerede kalmıştık? Oradan devam ediyoruz. En son tüketici davranışlarını etkileyen faktörler demiştik. Onları da dört başlıkta inceledik hatırlarsanız eğer. Psikolojik, sosyokültürel, demografik ve ekonomik faktörler dedik. Alt başlıkları önemli demiştim en son. Bugün yeni konumuza başlayalım. Tüketicinin satın alma karar süreçleri. Şimdi pazarlamayla ilgili. Biz ürünümüzü pazara sunduğumuz zaman pazarda nasıl bir pazarlama üretimi gerçekleştirirsek tüketicinin de o ürünü satın almasıyla ilgili alacağı kararlar da ona göre şekillenmiş olacaktır. Ve biz bugün tüketicinin nasıl bir satın alma karar süreci izleyeceğini göreceğiz aşama aşama. İlk öncelikle bir tüketicinin bir satın alma gerçekleştirmesi için sizin bir şeyi satın almanız için ilk önce ne olması gerekir? O ürüne karşı bir talebiniz olması gerekir. Doğru mudur? Yani talep etmeniz için de bir ihtiyacınızın ortaya çıkması lazım. Demek ki tüketicinin bir ürünü satın almadan önce ilk öncelikle ne olması gerekiyor bizler için? İhtiyacın ortaya çıkmış olması gerekiyor. Peki ihtiyaç ortaya çıktıktan sonra tüketici karşısına çıkabilecek olan alternatifleri ne yapacaktır? İlk öncelikle bir ortaya çıkaracaktır. Yani ben bu ihtiyacımı gidermek için hangi alternatif yolları deneyerek bu ihtiyaçlar giderilebilir? Bu alternatifleri belirledikten sonra da alternatiflerin değerlendirilmesini yapacağız. Ve bu değerlendirmeyi yaparken de ne dedik? Biz tüketicinin istediği durum nedir? Fayda maksimizasyonu. Demek ki alternatif değerlendirmesi yaparken tüketici kendisi için istenilen en iyi durum nedir? Yine iktisat derslerinden de biliyorsunuz bunu zaten. Fayda maksimizasyonu. Kendisine en iyi maksimum faydayı sağlayacak olan ürünün yani alternatiflerden en iyi faydayı sağlayacak olan durumu ne yapması lazım? Seçmesi lazım. Ve bu alternatifleri değerlendirdikten sonra da seçim süreci var. Seçim sürecini yaptıktan sonra da ne yapıyoruz? Satın alma kararını alıyoruz. Satın alma kararı neyle ilgilidir? İhtiyaç ortaya çıktıktan sonra alternatifler belirlenir, değerlendirilir ve seçilir. Daha sonra da satın alma kararı yapılır. Bu karardan sonra da satın alma sonrası davranışlar değerlendirilir. Yani bu ürünü satın aldıktan sonra ona gerçekten düşündüğü faydayı maksimum yapabilecek derecede bir durum söz konusu olmuş mu olmamış mı? Bunun değerlendirmesini yaptıktan sonra tüketici her ihtiyacı ortaya çıktığında o ürünü ne yapacaktır? Satın alacaktır. Fakat istenilen durumu karşılayamazsa bu ürün, bu durumda pazarda, piyasada ne yapacaktır? Diğer ürünlere karşı yani diğer alternatiflerin değerlendirmesini yapacaktır. Şimdi gelelim pazarlama araştırmasının sürecine. İlk öncelikle pazarlama araştırması yapılırken problemler varsa piyasada bu problemlerin tanımlanması gerekir. Yani bir işletmenin pazarlama yaparken, piyasada pazarlamasını düzenlerken karşısına çıkabilecek olan ilk öncelikle problemlerini ortaya çıkarması lazım. Yani karşısına ne gibi problem, ne gibi sıkıntılar ya da aşması gereken ne gibi sorunlar var bunları belirlemesi gerekiyor. Daha sonra araştırmanın planlaması yapılmalı. Bu problemleri nasıl araştırma yöntemini seçeceğiz? Araştırma planının yaptıktan sonra uygulamaya döküyoruz. Uygulamadan sonra da belirlenmiş olan veriler, belgeler, düzenlemeler tüm bunların gerekli planlama sürecinde düzenlemesi gerçekleştiriliyor. Daha sonra da araştırma raporunun hazırlanması. Pazarlama araştırmasının süreci de bu şekilde 5 aşamalı bir süreçten oluşuyor. Süreç sıralaması sıralama şeklinde bilmeniz yeterlidir. Kendi alt başlıklarına ayrılan bir alt başlık sistemi yoktur. Bizim için burada önemli olan tüketicinin satın alma karar sürecinde nasıl bir süreçten geçtiğidir. Der ki sıralama şeklinde aşağıdakilerden hangisi bir tüketicinin satın alma kararı alırken alacağı karar süreciyle ilgili doğru bir sıralamadır? Ya da aşağıdakilerden hangisinde süreç doğru verilmiştir? Ya da 1, 2, 3, 4, 5 diye verir size sıralamayı. Der ki tüketicinin satın alma karar süreci aşağıdaki sıralamalardan hangisidir diye de soru gelebilir. Buna dikkat ediyorsunuz. Şimdi gelelim işletmelerin karşılaştığı talep türlerine. Az önce ne dedik? Tüketicinin bir satın alma karar süreci var. Peki biz tüketici olarak bir şeyi satın almadan önce ne yapıyoruz? Talep ediyoruz. Doğru mudur? Peki işletmeler nasıl taleplerle karşılaşıyorlar? Nasıl bir talep türleriyle karşılaşıyorlar? Şimdi bunları inceleyelim. Tüketicinin gizli talebi.
gerçekleşmiş olabilir. Şimdi işletmenin karşısında böyle bir talep çıkmış olabilir. Gizli talep dediğimiz şey nedir? Tüketicinin özlemini çektiği ancak çoğu kez ortaya konmayan talep. Yani tüketici hani bu talebi gidermek istiyor, talebin ihtiyacını. Fakat bunun ortaya çıkarmadığı durumunda bu talep gizli kaldığı için firmalar bu talebi görebilirler mi? Göremezler değil mi? Ve biz buna ne diyoruz? Gizli talep adını veriyoruz. Yani mesela ara ara bunu bir talep olarak düşünen tüketici fakat daha sonra bundan vazgeçip bunu ortaya çıkarmıyorsa biz buna gizli talep diyoruz. Gelelim negatif talep. Negatif talep ise tüketicilerin belirli bir ürüne karşı olan isteksizlik ve nefretidir. Negatif talep de adı üstüne bakın negatif bir kavram. Yani o ürüne karşı olan bir isteksizliği ya da bir nefreti, bir olumsuzluğu söz konusuysa buna negatif talep adı verilir. Ve firmalar bu negatif talebi ortadan kaldırmak için tüketicinin isteğine göre o ürün üzerinde bir farklılaştırma yapması gerekir. Mesela az önce tüketiciyle ilgili bir matristen bahsetmiştik hatırlarsanız. Grafiğimizde dörtlü alanlar vardı. Çeşitlendirme, farklılaştırma yeni bir pazar ve yeni bir ürünle ortaya çıkmak demekti. Ve negatif talebi ortadan kaldırmak için farklılaştırma yolu seçilebilir. Not olarak alabilirsiniz. Aşırı talep. Talebin arzı aşması durumuna aşırı talep adı verilir. Zaten iktisat derslerinden de bunun tanımını az buçuk biliyorsunuzdur. Aşırı talep ne demektir? Biz tüketiciler olarak talep ederiz ve bu talebi karşılayacak olan firmalardır. Firmalar da bu ürünleri ne yapar? Piyasaya arz ederler. Eğer ki bizim taleplerimiz firmaların ortaya sunmuş olduğu ürünlerden daha fazlaysa, yani arza karşılık talepler daha fazlaysa ne adını vereceğiz buna? Aşırı talep adını vereceğiz. Sıfır talep. Sıfır talep adı üstünde hani talebin sıfır olması. Demek ki o ürünün ya da mal hizmetin üzerinde hiçbir şekilde bir istek ya da bir talebin oluşmamış olmasına sıfır talep diyoruz. Azalan talep. Azalan talep ise tüketicinin geliriyle ilgili bir etken olabilir ya da ürünün piyasadaki durumu ile ilgili etkenler olabilir. Bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda talebin zamanla hani azalması durumu. Azalan talep adını veriyoruz buna da. Düzensiz talep. Düzensiz talep ise adı üstünde talebin sürekli bir şekilde artması, sürekli bir şekilde azalması, yani düzensiz bir seyir izlemesidir. Mesela bir ürüne bir dönem çok fazla talep varken bir dönem hiç talebin olmaması, düzensiz bir talep olması durumudur. Sağlıklı olmayan talep, sağlıklı olmayan talep ise sağlık kavramından aklınızda durabilir bu da. Fiziki ve ruhsal anlamda sağlığı tehdit edici nitelikte olan talep. Adı üstünde sağlıklı olmayan talep diyoruz. Yani direkt kişinin sağlığını etkileyen unsur olarak düşünebilirsiniz bunu. Tam talep ise işletmenin var olan satış durumlarıyla talebin birbirlerine tamamıyla eşit duruma gelmesi. Yani bir işletmenin ne kadar bir satış potansiyeli varsa, politikasına karşılık bir potansiyeli varsa, bu potansiyele karşılık tüm talebi karşılaması durumuna da tam talep adını veriyoruz. Bunun talep tanımları soru olarak gelebiliyor. Tanımını veriyor, nasıl bir talep türüdür diye soru gelebiliyor. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Şimdi gelelim pazarlamada talepten sonra önemli tanımlarımız. Özellikle önemli tanımlar diye burada altını çiziyorum. Çünkü pazarlama yönetimi dersimize başlarken ilk videomuzdan hatırlayın. Pazarlamada pazarlama miyopluğu tanımından bahsetmiştik. Ve o zaman dedim ki tanım soruları çokça geliyor. Bunlara dikkat ediyorsunuz dedim. Pazarlamayla ilgili diğer önemli tanımlarımız neler? Pazarlama stratejisi. Şimdi pazarlama stratejisi dediğimiz şey şu. İki temel kavramdan oluşuyor arkadaşlar. Hedef pazarı tayin etmek ve pazarlama karması geliştirmek. Birinci önemli tanım hedef pazarı tayin etmek. İkincisi pazarlama karması geliştirmek. Şimdi hedef pazar dediğimiz şey şudur. İşletmenin ulaşmayı amaçladığı pazar durumu. Biz buna hedef pazar diyoruz. Pazarlama stratejisinde bir firma bir ürünün pazarlamasını yaparken kendisine bir hedef pazar belirler.
Ya mevcut olan bir pazarımız vardır ya da yeni pazarlara açılmak istiyoruzdur. Eğer ki bizim tüketicimiz belirli bir tüketici ve belirli bir alana, mevcut bir pazara hitap ediyorsak, bu mevcut pazara göre bir strateji izleyeceğiz. Eğer ki biz farklı farklı illere, şehirlere ya da ülke dışına açılmak istiyorsak, yani yeni pazarları ürünümüzü açmak istiyorsak, bu durumda hedef pazarlarımızı belirlememiz gerekiyor. Ve pazarlama stratejisinde en önemli nokta ilk öncelikle hedef pazarı tayin etmemiz lazım. Bunu tayin ettikten sonraki aşama hangisi? Pazarlama karması. Peki hemen hatırlayalım, pazarlama karması nelerdi? Dört tane pazarlama karmamız var. Hemen hatırlıyorsunuz. Bir süreç gibi düşünebilirsiniz derim bunu. Pazarlama yapmamız için olmazsa olmaz unsur neydi? Mamul. Yani mal ve hizmet. Doğru mu? İkinci unsur, mal ve hizmet ürettikten sonra ürüne ne yapıyoruz? Fiyatını belirliyoruz. İkinci pazarlama karma fiyat. Daha sonra bu ürünün tutundurmasını yapıyorum. Tutundurma yani neydi? Satışı, reklamı gibi unsurlar. Tutundurmadan sonra da dağıtım. Yani hangi yerlere, nerelere ürünün dağıtılacağı. Bu dört unsur bizim için pazarlama karmasıydı. Demek ki pazarlama stratejisinde ilk öncelikle biz hedef pazarımızı belirleyeceğiz. Sonra da bu dört pazarlama karması unsurunu belirlemesini yapacağız. Bu iki unsur bir araya geldiğinde bize hangi tanımı gösterecek? Pazarlama stratejisi. Gelin diğer tanımımıza. Piyasa bölümlenmesi. Piyasa bölümlenmesi demek, bir piyasayı küçük küçük parçalara bölmek demektir arkadaşlar. Bakın çok basit bir tanım. Böyle tanım soruları gelirse kesinlikle kaçırmayın. Önemlidir. Piyasa bölümlemesinde pazarın homojen müşterilere göre küçük alt gruplara. Şimdi dikkat ediyorsunuz burada kelimeye homojen demiş. Gördünüz mü? Homojen kelimesinin tam tersi bir kelime heterojen kelimesidir arkadaşlar. Heterojen farklı demektir. Yani türdeş olmayan, farklı farklı demektir. Homojen ise aynı demektir. Aynı ya da benzer. Şimdi piyasa bölümlemesinde firmalar, piyasaları, pazarları birbirine benzer homojen grupları ayırırlar. Şimdi birbirinden farklı grupları tek bir grup olarak gerçekleştirirsek, firmaların, o tüketicilerin her birinin farklı farklı isteği olacağı için bunlara yetişmesi çok da mümkün olamayabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Aynı homojen grupta, aynı benzer nitelikteki istek talepleri küçük küçük alt gruplara ayırdığımızda her birine hitap etmemiz daha rahat olabilir. Şimdi pazar bölümlenmesine kendi içerisinde alt başlıklar ayıracağız. Dört başlıkta. Kitlesel pazar. Şimdi bu piyasa bölümlendirmesi ya da pazar bölümlendirmesi türleri özellikle KPSS'nin en fazla sevdiği soru tipidir. Hemen KPSS soruları diye not alıyorum. Buna dikkat ediyorsunuz. Her birinin tanımı çok önemli. Kitlesel pazar dediğimiz şey şudur. Pazarı tüketiciyi tek bir kitle, tek bir grup gibi görmektir arkadaşlar. Tek bir bölüm olarak kabul edilmesi, tüketicinin tek bir pazar gibi kabul edilmesine kitlesel pazar diyoruz. Bölümlenmiş pazar ise tüketici farklılıklarına dikkate alarak tercihlere uygun şekilde pazarlama karması oluşturması. Bölümlenmiş pazarda adı üstünde bakın. Her bir tüketicinin farklılıklarına göre farklı farklı pazar gruplarına ayıracağız ve her birine ona uygun pazarlama karması gerçekleştireceğiz. Mesela bir şehirde tüketicilerin o ürüne ulaşması çok kolay iken başka bir şehirde tüketicinin o ürüne ulaşması kolay olamayabilir. Yol sıkıntısından olabilir, mesafe uzaklığı olabilir. O yüzden pazarlama karmamızdan dördüncü unsur neydi? Dağıtım yer. Doğru mu? Dağıtım yer unsurunu kullanarak ne yapacağız? Diğer şehirde bu ürüne ulaşamayan tüketiciye en iyi yer ve en iyi konumda bu ürünü iletmeye çalışacağız. Demek ki bölümlenmiş pazarda ne var bizim için? Piyasadaki tüketici farklılıkları dikkate alarak bunları bu farklılıklar nazarında onlara uygun pazarlama karması geliştirmek. Niş pazar. Şimdi bakın belki duymuşsunuzdur, belki duymamış da olabilirsiniz. Ama niş pazar en fazla gelen soru tipidir KPSS'de. Niş kelimesini gördünüz mü? Yabancı gelmesin artık bu saatten sonra size. Niş pazar dediği şey şudur. Piyasada pazarı çok dar bir tüketici.
Bakın çok dar bir tüketici grubunun iste ihtiyaçlarına göre, yani bazı özellikle istek ve taleplere göre hazırlanılan bir ürün olabilir. Şimdi burada çok dar bir tüketiciye hitap edeceğimiz için firmalar tamamıyla o tüketicinin istek ve talebine uygun ürün üretecekler. Bu ürünü daha farklı yöntemlerle, daha farklı teknolojik gelişmelerle farklılaştıracaklar. Ona göre bir fiyat uygulaması koyacaklar. Çünkü mesela kişiye özel bir mücevher tasarımı yapılması ya da kişiye özel bir tasarım yapılması gibi, değil mi? Kişinin isteğine göre bir şey oluşturulması, bir ürün oluşturulması ya da bir hizmet verilmesi gibi. Şimdi bu unsurlar bizim için firmaların farklı farklı çeşitli bazı teknolojik gelişmeleri kullanması anlamına gelir. Ve bunlar da işletmelere bir maliyet yükler. Ve bu maliyeti karşılamak için de bu dar tüketici kesimine ne yapmamız lazım? Ürünün fiyatını ona göre belirlememiz lazım. Ve fiyat da bizim için, bakın, dört temel pazarlama karmasından bir unsurdu, hatırlayın. Fiyat da önemli bir unsurdu. Demek ki niş pazarda çok dar bir müşteri kesimi, bu müşteri kesimine uygun, onların istek ve ihtiyaçlarına uygun bir pazar payı oluşturma ve onlara uygun bir pazarlama karması oluşturma. Ve niş pazarda fiyatlar o tüketicinin karşılayabileceği maliyetlerimizi üzerinde bir fiyat belirlememiz gerekir. Dördüncü bölümümüz kişiselleştirilmiş, yani mikro pazar. Mikro pazar ise her bir tüketiciyi ayrı bir pazar bölümü olarak görür. Yani mikro ne demektir? Küçük çaplı, makro dediğimiz ise büyük çaplıdır. Doğru mu? Makro kitlesel pazara örnek verebiliriz. Şurada birinci bölümlendirme türünde bahsetmiştik ya, hani kitlesel pazar. Makro yani daha büyük düzeylerde kitle gruplara ayırıyoruz. Kişiselleştirilmiş pazar ise kitlesel pazarın tam zıttı. Yani mikro pazar. Mikro pazarda ise ne diyoruz? Her bir tüketiciyi ayrı bir pazar grubu gibi görüyoruz. Burada çok fazla araştırma, çok fazla inceleme yapmamız, çok fazla veri toplamamız gerekir. Bayağı bir zaman kaybettirecek bir unsurdur bize. Fakat kişiselleştirilmiş mikro pazarda her bir tüketiciyi özel yapmış olduğumuz bu araştırma sonucunda, eğer ki iyi bir kazanç gelir düzeyi sağlıyorsa işletmeye, işletme bu yöntemi de seçebilir. Evet, pazarlama bölümlemesi, 4 tane pazarlama bölümümüz var. Bunlar bizim için çok önemli. Özellikle dikkat ediyorsunuz bu dördüne. Gelelim diğer bir tanımımız, pazar konumlandırma. Şimdi pazar konumlandırmanın birbirinden farklı farklı tanımları var. Şimdi kitabımızda vermiş olduğu tanıma göre baktığınızda tüketicilerin neler istediği ve neler beklediğinin belirlenmesi. Şimdi pazar konumlandırmada aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz. Mesela bir ürünün pazardaki durumu, örneğin siz bir ürünü satın alacaksanız raftaki durumuna ya da ne kadar satın alındığı, ne kadar tüketildiği gibi unsurlara dikkat edebiliyorsunuz, değil mi? Mesela diyorsunuz ki herkes bunu kullanıyor ve tüketiyorsa, hani iyi bir ürün olduğu izlenimini alıp ona göre de siz de onu talep edebiliyorsunuz. Yani pazar konumlandırmada şu vardır: ürünün pazarda tüketici nazarında, tüketicinin zihninde bıraktığı yer demektir aynı zamanda. Yani tüketicilerin zihninde ürünün pazarda nasıl konumlandırıldığı demektir. Pazar konumlandırma. Bir diğer tanımı da bu. Bunu da not olarak alabilirsiniz. Hemen bu şeyin tanımın yanına. Tüketicinin neler istediğinin belirlenmesi veya tüketicinin o ürün hakkında nasıl bir zihninde yer edindiğini de pazar konumlandırma diyebiliriz. Evet, gelelim ürün yaşam eğrisi dönem birine. Şimdi ürünümüzü pazara sunduk. Fakat bu ürünler pazara, piyasaya ilk çıktığından en son pazardan çıkma durumuna kadar farklı farklı evrelerden ve aşamalardan geçer. Ve ürün yaşam eğrisi çok fazla gelen KPSS soru tipidir. Yine bu da bizim için önemli. Dikkat ediyorsunuz. KPSS'nin en çok sevdiği soru tipidir ürün yaşam eğrisi. Ürün yaşam eğrisinde en önemli 4 evre ve aşama var. Bu evre ve aşamaları oturttuğunuz zaman hani soruyu çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Birincisi sunuş tanıtma. Yani sunuş tanıtma dediğimiz şey ürünün ilk kez pazara çıkması, değil mi? Piyasaya sunulması, piyasaya çıkması. Birinci aşama. Geldik ikinci dönemimize. Gelişme dönemi.
Yani gelişme döneminde ürünü ilk piyasaya çıkardığımızda eğer ki farklı bir ürünse bu tüketicilerin gözünde farklı bir ürün mantığına baktığımızda tüketilme isteği uyandırabilir. Ve satışların başladığı, satışların artıp karlılığının yükseldiği dönemdir ikinci dönem. İkinci dönemde karın arttığı dönemdir. Dikkat ediyorsunuz, gelişme dönemi. Üçüncü dönemimiz ise doyum dönemi. Yani artık ikinci aşamada çok fazla satışlarımızı yapıp karlarımızı arttırdığımız için zamanla farklı ürünler piyasaya girerse bizim ürünümüzün değeri yavaşça ne olur azalmaya başlayabilir. O yüzden doyum aşamasında satışların bir önceki döneme nazaran daha da azaldığı dönemdir ve biz bu döneme doyum dönemi diyoruz. Daha sonra en son aşamamız ise düşüş aşaması. Yani ürün yaşam eğrisinin son aşaması. Artık satışların hemen hemen hiç olmadığı veya çok az olduğu bu dönemde firma ya ürünü piyasada, raflarda, pazarda bırakma kararı alır veya ürünü pazardan çekme kararı alır. Bunun kararını vermek de firmaların maliyet kar tablo analizini yaparak ortaya çıkarması gerekir. Bununla ilgili de maliyet hesaplamaları devreye girecek. Bunlar da muhasebenin ana konusu zaten biliyorsunuz. Şimdi gerileme dönemi yani düşüş dönemi. Bu gerileme döneminde işletmenin 3 strateji alternatifi vardır. Az önce ne dedim size? İşletme ya ürününün kalması kararını verecek ya da ürününü çekme kararı verecek. Pazarda kalma stratejisi. Maliyetleri düşürme stratejisi, pazardan çekilme stratejisi. Az önce bahsettiğim gibi pazarda kalma stratejisinde ürünün tekrar daha piyasada yeniden canlanması düşüncesiyle pazarda bırakabilir. Maliyetleri düşürme stratejisi. Mesela ürünün fiyatlarını daha aşağıya çekerek maliyetleri karşılayacak derecede fiyatları düşürüp depodan stokları çıkarıp hani stokta mal kalmadı maliyete karşılık satışı yapma mantığıyla da hala piyasada tutabilir ya da pazardan çekilme stratejisi. Örneğin yeni bir ürün sunacaksak ya da bu var olan ürünü pazardan piyasadan çekip üzerinde bir takım değişiklikler yaparak yeni bir ürün gibi sunmak istiyorsak pazardan çekilme stratejisi izleyebiliriz. Evet, yeni ürün fiyatlandırma stratejileri. Şimdi az önce ne dedik? 4 tane evremiz var. Piyasaya giriş, daha sonra gelişme dönemi, doyum dönemi ve düşüş dönemi. Düşüş döneminde piyasadan çekilme kararı alırsak ne dedik? Yeni bir ürünle piyasaya girebiliriz dedik. Doğru mu? Şimdi gelelim yeni ürün fiyatlandırma stratejisine. Yeni bir ürün piyasaya çıkardık ve bu yeni ürünün piyasadan çıkardığımızda fiyatı ile ilgili iki önemli stratejimiz var. Evet, yine KPSS'de en çok gelen soru tipidir arkadaşlar. Bu ikisinin tanımı. Ve en basit sorulardan biridir. Kesinlikle kaçmayacak bir soru. Hani bu iki strateji hani %70, %80 gelebilecek bir soru tipidir. O yüzden kesinlikle kaçırmayın bu soruyu. Şimdi yeni bir ürün sunduk piyasaya. Şimdi bir mantığını anlayalım. Pazarın kaymağını alma stratejisi. Şimdi pazarın kaymağını alma. Dikkat edin, kaynak demiyorum. Kaymağını alma. Hani yoğurdun kaymağı gibi yani. Pazarın kaymağını alma stratejisinde bize diyor ki şimdi yoğurdu ilk yapıldığında hepimiz biliyoruz en üstte bir kaymağı vardır. Doğru mu? Sonrasında yoğurdunu tüketirsiniz. Şimdi bir ürünü, yeni bir ürünü ilk kez piyasaya sunduğunuzda onun kaymağını almak demek yani diğer yeni ürünler piyasaya girmeden onu en iyi fiyattan satarak en iyi yüksek karlılıkla ortaya çıkarması stratejisi. Pazarın kaymağını almak da ipucu tanımımız. Dikkat ediyorsunuz. Rakipler piyasaya girmeden en yüksek karı sağlayacak düzeyde yüksek fiyatlarla piyasaya sunmak ve yüksek düzeyde de hasılatlar elde etmek. Demek ki pazarın kaymağında diğer rakipler piyasaya girmeden ürünü en yüksek fiyattan satarak en yüksek satış hasılatını sağladığımız bir strateji türü. Gelelim diğerine. Pazara nüfuz etme stratejisi. Pazara nüfuz etmede ise yeni ürünümüzü pazara iyice yayılabilmek, nüfuz edebilmek için. Şimdi tüm pazarda, piyasada bu ürünün
tanınmış olması için. Mesela başlangıçta firmalar şunu yapabilir. Hani mümkün olduğu kadar maliyetlerin biraz yukarısında ya da maliyetlere yakın düzeyde fiyatı tutup da herkes tarafından tanınırlığını sağlamak isteyebilir. Bu şekilde izlediği stratejiye de pazara nüfuz etme diyoruz. Pazara nüfuz etmek için nasıl fiyatlar düşük, mümkün olduğu kadar düşük ve pazar payını da arttırmaya yönelik strateji izleyeceğiz. Demek ki iki strateji arasındaki en temel fark nedir? Birinde fiyatlar yüksek tutularak yüksek kazanç pazarın kaymağını alıyorum. Diğerinde ise düşük fiyatlarla hatta maliyetlere gelebilecek düzeyde bir fiyat vererek düşük fiyatlarla pazarda tanınırlığı sağlamak ve pazara nüfuz etmek için yapılan bir strateji. İlk önemli stratejimiz. Şimdi gelelim pazarlamada dağıtım politikaları. Yeni ürünümüzün stratejilerini de yaptık, piyasaya sunduk. Pazarlamamızın dağıtımını yapacağız. Hatırlayın, pazarlama karmasında dört önemli unsurdan dördüncüsü dağıtımdı. Gelelim. Dağıtımımızı yaparken üç çeşit dağıtım türümüz var. Özel, sınırlı ya da tekelci dağıtım, yaygın ya da yoğun dağıtım, bir de seçimli dağıtım. Şimdi özel, sınırlı, tekelci dağıtım dediğimiz adı üstünde bakın sınırlı dağıtım. Yani ipucumuz şu olsun, işletme ürünlerinin belirli bir pazarda yalnızca tek bir toptancı ya da tek bir perakendeci tarafından dağıtımının yapılması. Şimdi dağıtım yapıyoruz. Dağıtım ne demektir? Ürünümüzün piyasaya, tüketiciye ulaştırılması. İstenilen yerde, istenilen zamanda dağıtımın yapılması. Ve bu dağıtımı yaparken özel, sınırlı ya da tekelci dağıtım yapıyorsak, tek bir dağıtıcı kullanıyorsak, yani tek bir toptancı veya bir perakendeci ile yapıyorsak biz buna özel dağıtım diyoruz. Yaygın ya da yoğun dağıtım. Ürünün alıcıların bulabileceği her yerde satışa sunulması. Yani o ürünü tüketicinin ulaşabileceği her yere ulaştırmak. Farklı aracı kanallarıyla ya da aracı kullanmadan eğer mümkünse tek bir aracı kanalıyla her yere ulaştırabilmesine. Yoğun dağıtım diyoruz. Seçimli dağıtım belirli bir bölgede sınırlı toptancı perakendeci. Bakın seçimli yani belirli bir alan sınırlamamız var. Belirli bir bölge ve belirli toptancılarla birlikte dağıtımı yapıyorsak buna da seçimli dağıtım diyoruz. Bunlar da dağıtım türlerimizin tanımları. Evet, şimdi bugün burada kalalım. Pazarlamamızla ilgili en önemli noktaları verdik. Hizmetler konusu, mal ve hizmetlerden ayrı bir konu. O yüzden bir sonraki dersimizde de hizmetlere giriş yaparız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.